Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör. Ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Güldüğüme bakmayın, çok ciddiyim. Bugün sizlerle birlikte Türkiye çapında çok ünlü bir dizi ve film oyuncusu olan Sarp Levendoğlu'nun fiziğinin doğal bir şekilde ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı olduğunu inceleyeceğiz dostlar. Bu videoyu çekerken şunun farkındayım. Bazılarınız beni düzenli olarak takip eden brolarımdan birçoğu şunu söyleyecekler. Ya İbofesör, sen bugüne kadar onlarca, yüzlerce neredeyse doğal mı değil mi videosu çektin. Bu videolarda bize çok fazla bilgi verdin ve biz bu videoların hemen hemen hepsini izledik. Artık bu videolardan aldığımız bilgilerle biz herhangi bir insana baktığımız zaman adamın doğal olup olmadığını çok yüksek bir doğru olasılıkla tahmin edebiliyoruz. Ve bu adama baktığımız zaman, Sarp Levendoğlu'nun fiziğine baktığımız zaman bu adamın %100 doğal bir şekilde ulaşılabilir bir fiziğe sahip olduğunu sen hiçbir şey söylemesen bile biz anlıyoruz. Sen neden bu videoyu çekme gereksinimi duydun diyeceksiniz. Bu soruya iki farklı cevap vereceğim dostlar. Bir tanesi sizin istekleriniz. Biliyorsunuz ki doğal mı değil mi serisinde incelediğim adamları kendi keyfime göre seçmiyorum. Gerek YouTube yorumlarda, gerek Instagram'da, gerek birçok sosyal medya uygulamasında bana İbofesör işte bu adamı inceler misin, şu adamı inceler misin gibi isteklerde bulunuyorsunuz ve ben bu istekleri bir listeye kaydediyorum ve şu anda elimde hayvan gibi bir liste var. Bu kaydettiğim listede yukarıdan aşağıya doğru sırayla isimleri inceliyorum ve videoları paylaşıyorum. Sıra Sarp Levendoğlu'na gelmişti. Bir brom önermişti bunu bana önceden. Ben de işte Sarp Levendoğlu'nu tanımıyordum. Vücudunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Dedim herhalde sağlam bir adamdır. O yüzden öneriyor bana. Sözü verdim. Tamam dedim. Listeyi aldım. İnceleyeceğim. Ama sıra Sarp Levendoğlu'na geldiği zaman girdim internette bir baktım. Dedim ki bu adamın vücudu o kadar aman aman bir vücut değil. Yani vücut geliştirmeci perspektifinden bakıyorum. Ya ulaşılabilir bir fizik. Yapılabilir bir fizik, incelemeye değer bir fizik değil. Benim brolarım bu adama baktığı zaman kesinlikle doğal bir şekilde bu fiziğe ulaşabileceklerini biliyorlardır. İncelemeye değer olmadığı için geçiştirdim. Ama ben geçiştirdikten sonra benim brom sürekli bana yazmaya başladı. Profesör bizim video nerede kaldı? 100 tane video çektin hala benim video gelmedi. Sarp'ı incelemiyorsun. Her video attığımda Instagram'da bana yazıyor adam. İbofesör bizimki nerede kaldı? Nerede kaldı? 80 tane yorum attı bana böyle. 80 tane mesaj attı. Benimki nerede kaldı diye. E tabii ki İbofesör ben seçilmiş kişi değil miyim? Beni neden dışlıyorsun gibi söylemlerde bulununca brom kendimi kötü hissettim. Kalbimi deşmeye başladı. Ben sizler için buradayım. Sizler de seçilmiş kişiler olduğunuz için bu adamın yani bromun da isteğini kesinlikle reddedemeyeceğim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Birinci cevap bu. İkinci sebep ise bir perspektif sunmak dostlar. Bizler bir vücut geliştirmeci perspektifine sahip olduğumuz için ortalama insanın fiziğine baktığımız zaman vücut geliştirmeci perspektifi üzerinden bakıyoruz. O yüzden biz Sarp'a baktığımız zaman başta ne yaptık mesela? O kadar da aman aman bir fiziğe sahip değil dedik. Ama vücut geliştirme perspektifinden çıkmanızı istiyorum. Ortalama bir insan perspektifinden bakın. Sürekli olarak spor yapmayan bir adam, hatta hiç spor yapmayan adamlar perspektifinden bakın. Oo, gayet iyi görünüyor ya, ben de böyle olmak istiyorum gibi bir fiziğe sahip Sarp aslında. Bizler vücut geliştirmeci perspektifinden adamın kötü olduğunu görüyoruz. Oysa ki ortalama insana göre gayet iyi bir fiziğe sahip. Dostlar şunu anlamanızı istiyorum. Bizler vücut geliştirmeciler olarak çok küçük bir kitleyiz. Dünya popülasyonunun %1'inden daha az bir kitleye sahibiz. Birçok tabii ki insan sporla uğraşıyor ama sadece vücut geliştirme kitlesinden bahsediyorum. Kas geliştirmeye çalışan kitleden bahsediyorum. Dünya popülasyonunun %1'inden daha az bir kitleye sahibiz. O yüzden kendi perspektifimizden bakarsak %99.9 insanın neredeyse perspektifini anlayamayacağız. O yüzden bu perspektifi biraz genişletmenizi istiyorum. Videoyu çekmemin ikinci amacı da bu. Normal insanı anlayabilmenizi istiyorum. İnsanların %99'u düzenli olarak sporla uğraşmıyorlar. Özellikle vücut geliştirmeyle, kas geliştirmeye çalışmıyorlar. O yüzden bir vücut geliştirmeci olarak ortalama vücutların da ortalama insanlara göre gayet iyi bir vücut olduğunu anlamanızı istiyorum. Sarp bize göre dandik bir vücut olabilir ama ortalama insana göre gayet iyi bir vücut dostlar. Bunu kafanıza yerleştirmenizi istiyorum. Sosyal medyaya baktığınız zaman herkes %0 yağ oranına sahip, herkes 100 kilo hayvan gibi kas kütlesi, bilincinizi sikmiş durumdalar. Oysa ki Sarp gayet güzel bir fiziğe sahip dostlar. Sarp nasıl bir fizik biliyor musunuz? Sporu gerçekten hobi olarak yapan bir fizik. Biz vücut geliştirmeciler sporu hobi olarak yapmıyoruz. Hayatımızın
çok 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 büyük bir parçasını oluşturuyor. Yani hobinin ilerisine gidiyoruz biz dostlar. Beslenmemizi de sürekli uğraşıyoruz. Günde birkaç saat antrenman yapıyoruz. Haftanın 7 günü antrenman yapıyoruz. Bu hobi değil. Bu bir iş. Biz bunu hayatımızın büyük bir parçası haline getirdik. Ama sporu hobi olarak yaptığınız zaman sarp gibi yapacaksınız. Sarp nasıl spor yapıyor biliyor musunuz? Haftada bir iki gün crossfit yapıyor. Haftada bir iki gün işte surf yapıyor. Bir iki gün kayak yapıyor. Bir iki gün işte boksla uğraşıyor. Yani hayatı dağıtmış durumda. Bunlar gerçekten hobi. Keyfine yapıyor bu sporu. Anladınız mı? Ben haftanın 7 günü vücut geliştirme yapacağım. Brokoli yiyemem, onu yiyemem, bunu yemem gerekiyor. Protein almam lazım. Kaç gram protein, 5 gram karbonhidrat geldi. Bu matematiği yaptığımız zaman bu hobi değil dostlar. Biz iş yapıyoruz. Anladınız mı? Vücut geliştirmeciler iş yapıyorlar. Oysaki spor hobi olarak yapılır ortalama bir insanın perspektifinden. Sarp da hobi olarak vücut geliştirme yapıyor. Hobi olarak crossfit yapıyor. Hobi olarak dövüş yapıyor. Hobi olarak surf yapıyor. Hobi olarak kayak yapıyor. Yani hobi sporu. Ortalama bir insanın gözünden. Ve hobi olarak spor yaptığınız zaman da Sarp'ın sahip olduğu vücut ileri seviye bir vücut. Hobi olarak spor yapan bir adama nazaran, ortalama bir insana nazaran Sarp'ın sahip olduğu vücut gayet iyi bir vücut dostlar. Anladınız mı söylemek istediğim şeyi? Perspektifi anladınız mı? İş olarak spor yapmak, vücut geliştirmeci olmak veya ortalama bir insan olarak spor yapmak ve hobi olarak spor yapmak arasındaki farkı anlayın dostlar. Sarp gayet iyi bir fiziğe sahip. Ama tabii ki görünüşü ortalama bir insanın ortalama bir genetikle ulaşabileceği bir görünüş. Adamımız 1.95 boyda, 90 kilogram civarı, %18 yağ oranında, aman aman kas kütlesi sahip değil. Aman aman parçalı bir vücuda sahip değil. Ama böyle hobi olarak spor yapıp işte atletik, estetik, güçlü bir fizik ortaya çıkartmış. Bu fiziğe doğal bir şekilde ulaşılabilir ama ortalama bir insana göre gayet iyi bir fizik olduğu söylenebilir dostlar. Umarım vermek istediğim mesajı vermişimdir. İlk sebebi bu videonun Brom'un isteği üzerineydi. İkincisi de sonradan anlattığım vücut geliştirmeciyle ortalama bir insan iş olarak spor yapmakla hobi olarak spor yapmak arasındaki farkı anlamanızı sağlamaktı. Umarım yeterince açık anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız çok uzatmayayım videoyu. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım. Ve sizler, boom, seçilmiş kişilersiniz.